NASA, 236 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliğin, kendiliğinden ters dönmüş olabileceğini tespit etti. Kozmik cismin manyetik alanının görünüşte, tersine dönmesi ekibin uzak galakside, nadir ve gizemli bir patlama tespit etmesine ön ayak oldu. Maryland Üniversitesi, Baltimore County ve NASA'nın, Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden araştırmacı bilim insanı Sibasish Laha, görünür ve ultraviyole ışıktaki hızlı değişiklikler, buna benzer birkaç düzine galakside, görülmüştü ifadelerini kullandı. Fakat bu, diğer dalga boyları parlarken X ışınlarının, tamamen kaybolduğunu gördüğümüz ilk vaka. Gökbilimciler Mart 2018'de, 1ES1927-654 adlı bir galaksinin, yaklaşık 100 kat parlak bir hal aldığını fark etmiş ve, daha fazla araştırmanın sonucunda patlamanın, 2017'nin sonunda başladığı ortaya çıkmıştı. NASA'nın 3 teleskoplu uzay gözlemevi Neil Gehrels Swift gözlemevi, galaksinin emisyonunun 12 kat arttığını ama, kesintisiz biçimde azalmakta olduğunu tespit etmişti. Bu da daha önce gözlemlenmemiş, bir zirveye işaret ediyordu. Haziran'da ise, yüksek enerjili salım ortadan kalkmıştı. Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nden, araştırmanın ortak yazarı Jose Acosta Pulido, bu galaksinin tuhaf patlama olayını araştırmak ve, işin içindeki olası fiziksel süreçleri anlamaya çalışmak, çok heyecan vericiydi dedi. Çoğu büyük galaksinin merkezinde Güneş'in kütlesinden, milyonlarca ya da milyarlarca kat daha büyük bir kütleye sahip süper kütleli kara delikler yer alıyor. Madde bunların içine düştüğünde, bir yığılma diski haline gelecek şekilde düzleşiyor. Malzeme ısınıyor ve, bilim insanları tarafından tespit edilebilen, görünür ultraviyole ve X ışını ışımaları yayıyor. Kara deliğin yakınında, korona adı verilen aşırı sıcak parçacıklardan oluşan, bir bulut daha yüksek enerjili X ışınları üretiyor. Bu emisyonların parlaklığı kendisine doğru, ne kadar malzeme aktığına bağlı oluyor. Araştırmanın ortak yazarı Josefa Becerra Gonzalez, önceki bir yorumda patlamanın kara deliğe, çok yakın bir noktadan geçen ve parçalanarak, gaz akışını bozan bir yıldız tarafından, tetiklendiği öne sürülmüştü. Biz böyle bir olayın, bu patlamadan daha hızlı sönümleneceğini ortaya koyuyoruz. Gökbilimciler koronanın kara deliğin manyetik alanı tarafından, oluştuğuna ve sürdürüldüğüne inanıyor, dolayısıyla herhangi bir manyetik değişim, X ışını özelliklerini etkileyebilir. Colorado Boulder Üniversitesi'nde Astrofizik ve Gezegen Bilimleri bölümünde, profesör ve araştırmanın ortak yazarı Mitchell Begelman, Kuzey Kutbu'nun güneye, Güney Kutbu'nun kuzeye döndüğü bir manyetik ters dönüş, gözlemlere en iyi uyan açıklama ifadelerini kullandı. Begelman alan başlangıçta yığılma diskinin dış kenarlarında zayıflıyor, görünür ve ultraviyole ışıkta daha fazla ısınma ve parlamaya yol açıyor diye açıkladı. Ters dönüş devam ettikçe, manyetik alan yeni bir yönelimle, yavaş yavaş güçlenmeden önce, koronayı destekleyemeyecek kadar zayıf bir hale geliyor. 4 ay sonra X ışınlarının yeniden ortaya çıkması da, ters dönmenin tamamlandığına işaret ediyor.